Merhabalar. Bugün polikistik over hastalarında uygulanan kısırlık tedavileri ve kullanılan ilaçlardan bahsetmek istiyorum. Bildiğimiz gibi polikistik over hastalığı yumurtlama sorunuyla giden, yumurtlama düzensizliği oluşturan bir hastalık. O nedenle bu çiftlerde eğer eşlik eden bir sperm problemi yoksa ya da tüplerde bir problem yoksa yumurtlamayı düzene sokmayı hedefliyoruz. Ve yumurtlama düzenini sağladığımızda, kontrollü bir şekilde yumurta geliştirdiğimizde de genellikle gebelik elde edebiliyoruz. Bu oran %80'lere kadar çıkabiliyor. Detaylı değerlendirme sonrası çiftlerde genellikle aşamalı gittiğimizde ilk 3-6 ay yumurta takibi, yumurtlama düzenini sağlayan bazı ilaçlarla yumurtlama takibi yapıyoruz. Ve bunlarda sonuç alamazsak eğer bu 6 aylık süre sonucunda aşılama tedavilerine geçebiliyoruz. Aşılamayı da yine 2 ya da 3 kere yapıyoruz. Yine sonuç alamazsak bu sefer tüp bebek tedavisine geçiyoruz. Yani eğer bir polikistik over hastası 2 yıl içerisinde yumurta takibi veya aşılamayla netice alamadıysa tüp bebek tedavisine geçmekte yarar var. Peki kullanılan ilaçlar nelerdir? Genellikle yumurtlamayı uyaran haplar ya da iğneler kullanıyoruz. Bu haplar klomifenstrat ya da letrozol içeren haplar olup yumurtlamanın daha kontrollü ve düzenli olarak olmasını sağlıyor. Genellikle adetin 2-3. Günü başlayıp 5 gün kadar kullanıyoruz. Eğer bunlarla cevap alamıyorsak ki kilolu polikistik over hastalarında bazen haplara cevap alamayabiliyoruz ya da cevapsızlık görebiliyoruz. Bu hanımlarda yumurtalıkları uyarıcı bazı iğneleri düşük dozlarda kullanarak yumurtlamayı kontrollü bir şekilde elde etmeye çalışıyoruz. Ve bu takiplerin biraz daha yakın olması lazım. Çünkü birden aşırı yumurta cevabı olup hastaların bazılarının tüp bebek tedavisine dönmesi gerekebiliyor. O nedenle polikistik over hastalarında kullanılan yumurta uyarıcı haplar ve iğneler yumurtlamayı kontrollü ve düzenli olmasını sağlamayı hedefleyen iğnelerdir ya da haplardır. Tedavi şekilleri ise yumurta takibi, aşılama ya da tüp bebektir. Ama hiçbir polikistik over hastasında eğer eşlik eden sperm problemi ya da tüplerde sorun yoksa direkt tüp bebek yapmasını önermiyoruz. İyi günler diliyorum. Sağlıkla kalın.